Bütün bu hengamenin içerisinde bizim en fazla dikkat etmemiz gereken konu Kıbrıs'tır. Kıbrıs konusu sessiz sedasız gidiyor. Sanki her şey normalmiş, süt limanmış gibi gidiyor. Ama size bazı şeyler açıklamak istiyorum. Her şeyden önce biz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı dediğimiz zaman bir zaferi kutlamıştık. Şimdi masada biz bu zaferin 2016 yılında kaybedilmesini istemiyoruz. Bu konuda bazı uyarılarımız olacak. Dinlersiniz, dinlemezsiniz. Bir, biz kapsamlı çözüme iki kesimin eşit bir şekilde siyasi eşitliğe dayanan iki toplumlu kapsamlı bir çözüme elbette destek veriyoruz. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin yer almasını elbette destekliyoruz. Burada hiçbir şüpheniz olmasın. Ama bakıyoruz, en son Montpellier'deki görüşmelerin sonucunda yapılan açıklamalara bakıyoruz. Daha müzakereler bitmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları %29.2'ye indirmiş oldu. Nereler veriliyor? Bütün ara bölgeyi veriyorlar. Eğer bu olursa. Sonra Kapalı Maraş bölgesi gidiyor. Güzel Yurdun ya yönetimi kalsa bile topraklar oraya büyük bir Rum yerleşiyor. Ama bir kısmı gidiyor. Lefkoşa arazisinin önemli bir kısmı gidiyor ve Dipkarpaz'a göz koymuş Rumlar. Orada da Milli Park adı altında, gerekirse Milli Park adı altında oranın mutlak KKTC içerisindeki mutlak egemenliğini alıp ortak devlete vermek istiyorlar. Yani KKTC'nin orada mutlak bir egemen olmasını istemiyorlar. Şimdi bu da yetmiyor. Bizim şimdi diyor ki sizin diyor nüfusunuz 240-220, bizim 800. Dolayısıyla kıyı şeridinin siz %54'ünü kontrol etmek istiyorsunuz. İndireceksiniz kıyı şeridinizi, nüfusunuza göre indireceksiniz. Yani bu ne demek? Dip Karpaz bölgesinin bulunduğu stratejik konum düşünüldüğü zaman bizim önemli bir deniz alanımız, kıyı alanımız, Türkiye ile olan bağlantı önemli ölçüde çökmüş oluyor. Bu da yetmiyor. Diyor ki ben güneyden, yani toprak vermeniz yetmiyor. Ben diyor aynı zamanda diyor güneyden kuzeye 90 bine kadar Kıbrıs Rumunu yerleştirmek istiyorum diyor. 90 bin. Yani neredeyse %35-36'sına kadar nüfusu güneyden getirip oraya yerleştiriyor. O da yetmiyor. Bir de benim mülkler, mallar var diyor. E onları ne yapacağız? Onlar da toplamışlar 18 milyar dolar para yapıyor. Onlar da diyor siz ödeyeceksiniz. Gerekirse uluslararası konferans yapacağız. Onu da hallederiz bir şekilde. Peki ittifak ve garanti anlaşması ne oluyor? Burada da diyorlar ki vay efendim Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini nasıl sulandırırız noktasına geliyorlar. Türkiye diyorlar bütün adayının etkin ve fiili garantisi olamaz artık. Çünkü bakınız Yunanistan istemiyor. Zaten Yunanistan istemez Türkiye'yi atmak için. E bakınız İngiltere de istemiyor. İngiltere'nin hesabı başka. İngiltere'nin adada hem üsleri var, egemen üsleri var. Ayrıca İngiltere'nin orada neyi var? Garanti anlaşmasının bir tarafı. Garanti anlaşmasından vazgeçiyor ama egemen üslerini garanti altına alıyor. Peki bizim neyimiz var garanti anlaşması dışında? Biz bu iki tarafa güvenip de garanti anlaşmasını nasıl müzakere edebiliriz? Bunlara nasıl güvenebiliriz? Bunu nasıl son bölüme bırakabiliriz? KKTC'deki bazı kesimler efendim biz yıllardır çözüm bıktık. Neredeyse bir kısım Türkiye'yi de düşman görme noktasına gelmiş. Ben söylüyorum, görürseniz görün kardeşim, sizin gül hatırınız için biz hiçbir şeyi teslim etmek zorunda değiliz. Adam gibi bir çözüm olacaksa oradayız. Yoksa siz bunu beğenmiyorsunuz diye biz burada sessiz mi kalacağız? Bu konuda da hükümetin gerçekten dikkatli bir şekilde bu konuyu götürmesi lazım. Bu giden geri gelmiyor. Verdiğinizi alamıyorsunuz. Karşı taraftaki iyi niyetli değil. İyi niyetli değil. İyi niyetli olsa bu kadar zamandır çözüm olmadığı zaman ya 259 milyon euroluk mali yardımı KKTC'ye vermemek için 40 dereden su getirdi bunlar. Neresi iyi niyetli bunların? Neyine güveniyorsunuz? Bunları kesinlikle
reddetmek lazım bu aşırı talepleri. Bir de bütün çatışma konularına bakıyoruz. Bütün çatışma konularının halli konusunda bakıyorsunuz ya toprak veriyor, kurtuluyor, mülkiyete karışmıyor veya nüfus almıyor veya mülkiyet veriyor ama toprak vermiyor veya nüfus alıyor, bunların hiçbirini vermiyor. Biz hem toprak veriyoruz, hem nüfus alıyoruz, hem de mülkiyet konusunda geri adım atıyoruz. Biz gerçekten 74 yılında yenildik mi, zaferle mi çıktık, onu anlamak istiyoruz. Rum konusunda açık açık söylüyorum. Bu konu hassastır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu takip edeceğiz. Sakın kimse bizi yok çözümü istemiyor, yok bilmem falan diye sakın takdim etmeye kalkışmasın. Bu milli hassasiyeti yüksek bir konudur. Ve açıkça söylüyorum, burada başka hesaplar vardır. Avrupa Birliği'ne girmek istemiyoruz diye tehdit ediyoruz. Güzel. Amerika'ya tehdit ediyoruz. Peki bu çözüm aceleciliği ve bu kadar baskının gerekçesi nedir? Nereden çıkıyor bu acelecilik? Niye bu kadar gidiyoruz? Biz bir adım önde olmak zorundaymışız. Niye önde oluyorsunuz? Neyi ispat edeceğiz? İspat etmedik mi anlam planında? Onlar %76 ile reddetti, biz %65 ile kabul ettik. Onu görmeyen bunu mu görecek? Niye ispat edeceğiz? Madem milli politika diyoruz, biz artık millileştik, o zaman hep birlikte millileşeceğiz. Kimse kimseyi kandırmayacak. KKTC'deki kardeşlerimize de sesleniyoruz. Biz sizin yanınızdayız. Ama şunu bilin, bazı çevrelerin yok bilmem çözümü istemiyormuş gibi takdim etmesiyle biz onu hiçbir zaman kale almayız. Biz devlet yönetiminin nasıl olduğunu onlardan öğrenecek değiliz. Onlar bazen şahsiyetlerini ve milli hassasiyetlerini teslim etmiş kimseler. Biz bunu teslim etmeyiz. Kusura bakmasınlar. Hepinize saygılar sunuyorum.